Hatay'da 16. il mitingimi gerçekleştiriyorum. Dikkat edin, dile kolay. 16 kez burada miting yaptım. Hangi lider geldi burada bu kadar miting yaptı? Bu kardeşiniz sizler olmadan olamaz. Sizlerle varım. Bunun yanında ilçe mitingleriyle, toplu açılış törenleriyle, temel atma merasimleriyle insanımız da dertleşiyor, kucaklaşıyor, istişare ediyoruz. Dün sabah Haliç'te bittiğinde 60 bin kişiye istihdam sağlayacak Tersane İstanbul projesinin temelini attık. İstanbul. Ardından Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Edelerle hasret giderdik. Hatay'a gelmeden önce de az önce söylediğim gibi Kayseri'nin misafiri olduk. Çünkü biz bu ülkeyi, bu milleti seviyoruz. Biz diğerleri gibi fil dişi kuleler, sırça köşkler içinde değil, milletin içinde, halkın arasında siyaset yapıyoruz. Ana muhalefet Ankara'ya sıkışıp kalmışken biz bugün 16. il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet, dikkat edin, 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak. Onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor. Gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi vakti zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar. Hasbelkadar aday göstermeyi başardıkları şahısların ise arkasında duramıyorlar. Ortada başarılı olmuş, hizmet üretmiş, eser üretmiş tek bir adayları yok. Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar. Ancak bu şahıs kimin adayı? Hangi partinin adayı? Hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen, ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun. Bakın bizim adayımızın hemen altında ne yapıyor? AK Parti. Bizim böyle bir çekincemiz yok. Rahatız. Partisinin amblemini gururla afişine koymaktan çekinen, kendisini destekleyen, ittifak partilerinin isimlerini zikretmekten dahi korkan bir aday olur mu? Ama ne bunlar adaylarına sahip çıkıyor, ne de adayları partilerine güveniyor. Çünkü milletimizin o karanlık ittifakın içindeki partiler hakkında ne düşündüğünü çok iyi biliyorlar. Çünkü insanımızın CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. Şimdi şöyle karşınızdaki mega board'a bir bakın. Size oradan insanımızın elinin altı oka gitmeyeceğini, terör destekli siyasi partiye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Şimdi şöyle şuradan size şöyle bir görüntü vereceğim. Buyurun. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o çeneşi, sizin çeneşini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Sayın Abdullah Öcalan terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapımızı çalıyor. Gerillanın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'ye oy vererek
Buyurun. Bu sorumluluklarını yerine getirecek. Görüyor musunuz? Bak Kandil'den yönetiliyor. Kandil'den. AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İmralı'ya selam olsun. Öcalan'a selam olsun. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Heykelini. Kardeşlerim. Görüyorsunuz değil mi? Bunların kim olduğu ortada. Ve ne diyor? Kürdistan diyor. Bir defa kendine gel ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Şimdi ben buradan ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Kardeşlerim, ülkemi bölmeye çalışan, bu terör örgütü destekli olan bu adamlara, bu siyasi partiye ve onun destekçisi CHP'ye, İYİ Parti'ye 31 Mart'ta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle siz, ben meydanlarda bunları anlatacağım. İnanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız. Ve bunlara da gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, bu millete inanmayan, bu milleti parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz. Şimdi CHP'nin ambleminden korkanlar niye korkuyor? Çünkü o amblemin çöp, çamur, çukur demek olduğunu çok iyi biliyorlar. O amblemin yokluk, yoksulluk, yolsuzluk demek olduğunu gayet iyi biliyorlar. O amblemin bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Hataylı kardeşlerim başta olmak üzere, benim milletim bunların cemaziyel evvelini de, ruhunu da çok iyi bilir. Yalan. Çünkü genel başkanından öğrenmiş. Akşam yalan, sabah iftira. Üç kağıtçılık adeta bunların içine sinmiş. Beceriksizlik, kifayetsizlik, iş bilmezlik bunların karakteri olmuş. Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bu çapsızlar da sonunda birbirlerini buldular. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının da desteğiyle Zillet ittifakını kurdular. Merdivene tersten binen, yürüyen merdivene. Kağıthaneye kağıt tepe diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir genel başkana böylesi bir ittifak yakışır. Kardeşlerim, şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşı'mızı bile okumuyor. Türk bayrağını bile kongre salonuna asmıyor. Ey CHP, oraya gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ey İYİ Parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ve tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. İşte bana şu an itibariyle son tabii olanı söylüyorum. Ondan öncekileri saymıyorum. 2,5 milyon tazminat ödeyecek. Ben de ne yapacağım? Bu 2,5 milyon tazminatı evet Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Ve bunu tabii kendisi de ödemiyor ha. Bunun için bir bağış kampanyası açmış. Milletvekilleri bunu ödeyecekler. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sürekli vatandaşlarımızı rencide eden, sürekli sağa sola çamur atan yalan makinesi bir genel başkana ancak böylesi bir ortak veya ortaklar yarışır. Eline tutuşturulan bir fotoğrafın önünü arkasını araştırmadan meclis kürsüsünde sallayan yalan olduğu ortaya çıkınca da
çıkıp özür dilemek yerine suç bastıran bir siyaset arsızına ancak böyle ortaklar yakışır. Bakınız değerli kardeşlerim, siyaset fedakarlık işidir. Aşk işidir. Gönül, vizyon, öngörü işidir. Siyasette söz söylemek, vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir. Yalancılarla gerçek siyasetçiler, gerçek devlet adamları, gerçek hizmet insanları arasındaki en büyük fark budur. Biri laf üstüne laf koymanın derdindedir, diğeri taş üstüne taş koymanın derdindedir. Bizim farkımız bu. Biz 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca daima bu hassasiyetle hareket ettik. Seçimlerden önce ne söz verdiysek, neyi vaat ettiysek, seçim sonrasında da onu hayata geçirmenin çabası içinde olduk. 31 Mart çok önemli. İstikrarın sürmesi, ekonominin güçlenmesi için 31 Mart'ta bir yol kazasının yaşanmasına müsaade edemeyiz. Onun için hanım kardeşlerim, gençler, ana kademe yoğun bir şekilde çalışacak mıyız? Çalışacak mıyız? Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart'tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. İnşallah bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacak ve 2023 yılına kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Hataylı kardeşlerimin basiretine, ferasetine güveniyorum. Biliyorsunuz Hatay'da büyükşehir ve 12 ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek bekliyorum.